Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu ATM memurluğuyla kamuya ait alanları işgal etmekle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı'ndan, TÜGVA'dan sızan belgeler skandal yapılanmayı gözler önüne serdi. TÜGVA, FETÖ'nün yaptığı gibi kamu kurumlarına kendi listelerindeki kişileri atama iddialarıyla gündeme geldi. FETÖ davalarında olduğu gibi bu olayı da paralel devlet yapılanmasına benzeten gazeteci Metin Cihan, daha önce TÜGVA'da olan ama sonrasında istifa eden bir isimden gelen e-postayı sosyal medyadan paylaştı. Atanmak isteyen kişilerin TÜGVA ile iletişime geçip istediği kurumlara atanabildiğini iddia eden kişi, Cihan'a bu listelerin fotoğraflarını da attı. Söz konusu belgelerde atanmak isteyenlerin kimlik bilgilerinin ve atanmak istedikleri kurumların listesi de var. TÜGVA yöneticileri içeriden sızdırılmış diyerek bir nevi belgeleri doğrularken, belgeleri sızdıran kişi şu açıklamayı yaptı. TÜGVA'nın kullanmış olduğu ERP adında telefona indirilen bir program vardı. Sonrasında bu program bozuldu ve milyon kişinin kimlik bilgileri kimin eline geçti belli olmadı. Bu program nüfus sistemine bağlıydı. Kişinin TC'sini yazınca tüm bilgileri çıkıyordu. Ben de zaten o zaman vakıftan ayrılma kararı verdim. Bu adrese bağlı bir link olurdu. O link bir seferlik gönderilir, kişi atanmak istediği bilgileri buraya girerdi. Sonra bu liste Esat Erdoğan, Enes Eminoğlu, İsmail Emanet ve Faruk Duruş'un yaptığı değerlendirmenin ardından yukarıya gönderilirdi. Bu listelerden birçoğu atanırdı. Benim gönderdiğim sadece bir kısmıdır. Bu mailde bir kıza yapılan taciz yazışması da var. Şu anda bu işleri teşkilata bakan İbrahim 5. ve ekibi yürütüyor. İllerden verileri toplayıp işlem yapıyorlar. İbrahim daha önce Bağcılar Belediyesi'nden maaş alıp işe gitmemesiyle gündem olmuştu. Vakıfta görev yapanların hepsi bir kurumda çalışıyor. Hepsini yazacağım. Belgeleri kamuoyuna duyuran Metin Cihan adlı gazeteci şu açıklamayı yaptı. TÜGVA belgelerini gazete haberi yapsaydım paralel devlet yapılanması başlığı atardım. Din istismarına dayalı olurdu. Emniyet yargı kadrolaşması başta olmak üzere FETÖ diye anılan ne varsa tamamı bunlarda da var. Üstelik kişilerin kaydı tutulmuş. Kimlik numaralarına kadar. Excel listesi aslında daha uzun. Görsel olarak paylaşabilmek için bir kısmını aldım. Umarım okunabiliyordur. İsimlere, kimlik numaralarına, telefonlara bant çektim ama bu listelerin başka ellerde de olduğuna eminim. Bugün torpiliyle mutlu olanlar yarın zor zamanlar geçirebilir. Evet, şu ana kadar adli makamlar herhangi bir girişimde bulunmadı ama bu belgeler bir şekilde gündeme düştü. Hukuk çevrelerine göre ilerleyen zamanlarda savcılar harekete geçip TÜGVA'ya paralel devlet soruşturması açabilir. Buna bağlı olarak da vakfın yöneticisi Bilal Erdoğan paralel devlet yöneticisi olmak iddiasıyla yargılanabilir. Torpil listelerinde olanlar birer birer sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Şimdiden başları ağrımaya başladı. Görünüşe göre ileride daha da ağrıyacak.